çok kısa vaktimiz hani 3 dakikamız falan var. Belki Galatasaray Beşiktaş derbisine de e, şeyler söylersiniz maç öncesi. Şöyle tabii bunu ben Okan Burun belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü dünkü maç üzerinden çok yorumlar oldu. Çok moralli bir takım Galatasaray. Ve daha dinlenik çıkacak. Maç pazar değil mi? Pazarsız pazar maç. sesi maç. Ne, o iki gün dediği için yanıldım o zaman. Yarın. Ben bunu pazar gibi söylemiş çünkü. Yarın dinleyeceğiz. iki gün sonra maç var diyor ama pazartesi olması sık o yorgunluğu atar olmuşlar. Evet. Beşiktaş'ın ne oynayacağını tahmin ediyoruz. Ama Galatasaray'ın hangi oyuncularla çift santral oynayacağı kesin. O tartışmasız. Ama nasıl bir dizilişte diziliş kadar o dizilişteki oyuncuların kim olacağı önemli. Örnek vereyim. Hı hı. Son maçta Elspok maçındaki diziliş ama 2. aynı oyuncularla oynarsa Beşiktaş kazanır. Aynı 11 ile oynarsa yine gollü geçer maç. Ama Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Aynı 11 olursa ben ama Okan Buruk'un ben aynı, 11. Aynı farklı diziliş olabilir mi hocam? Aynı sistem olabilir. Farklı oyuncu olabilir. Yine 3-5-2. 3-5-2 değildi bu. Yani bu Mertens'in oynadığı yerde bir kere 3-5-2 diye bir şey kalmaz. Yani Icardi, Osimhen ve Mertens varken Özellikle Mertens. Kenardaki oyuncular Esport gibi takımlara karşı Barış ve Yunus'la yapabilirsiniz. Ama Beşiktaş gibi bir takımlar olduğu zaman yani aklı başında çıkış yapabilen oldukları zaman aslında Okan Hoca için önemli bir maçtı dün. Rakibin ben de biliyorum Galatasaray'ın maçı 8 tane atması lazımdı. Pozisyonlara çok girdi. Ama biraz da baktığımız zaman 3 tane gol yiyorsunuz. Vasat altı bir takımdan. 96'dan bir tane de kaleci Yunan üzerine vuruyor oyuncu. Bunu Beşiktaş geçerse mesela bu istatistikleri çok insanların kafasını yoruyoruz. Bir örnek vereyim, bir istatistik vereyim. Beşiktaş Galatasaray'ı kaç kaç yendi Süper Kupa 5 5-0 kazandı. <laughs> evet. O günkü istatistiği yayınlarda koyun. O istatistikleri atalım sonra. 65-35 falandı. 60'a 40 falandı Galatasaray'da. Ne oldu? daha fazla etkili olan Beşiktaş falan Çünkü Elspok maçındaki gibi 2-0'dan sonra beş, Galatasaray 5 forvet o gün. Bütün lisanslı forvetler oynadı. Bu Beşiktaş'ın işine yaradı. O yüzden futbol rakiple oynanır. Ben o yüzden 3-5 bir kere e, çift santrifor oynayacağını biliyorum. Ama dörtlünün çift santrifor mu oynayacak savunmada? Yoksa üçlü oynayıp mesela orta saha şöyle olsa Sara, Kerem, Demirbay, Torero olsa bak bu tam 3-5-2. Ama Mertens'le birlikte oynadığınız zaman bunun 3-5-2 diyemeyiz. Evet hocam. Mertens'le oynayacak mı sizce? Oynamayacak mı? Bence oynayacak. Derbide. Ama bilmiyorum tabii. Mertens'i ben oynatma ihtimalini yüksek görüyorum tabii. Hocam bu arada maçı bulmaya çalıştım ama bulamadım. Hangi maçı? <laughs> Kalsasay Beşiktaş Kupa maçını. Ee, Galatasaray 11, topu heh. çok sahip olmuştu o gün 5-0 bitti. kaldı çünkü o zaman daha farklıydı ya. O anlamda bakmak istedim. Kerem vardı. Ee, Oyunun son bölümünün e, Ziş, Zaha sağdaydı. Sahaya Saha girdi. Kerem değil evet. şey Kerem Kerem Aktürkol vardı. Barış girdi. Batshuayi girdi. Icardi vardı. Torreira çıktı. Bir evet, anda 5 oldu maç. Aynen söylediniz. Yani mi? El Elfbond maçı aslında hem 3 puan olması Galatasaray için önemli. Ama 3 tane gol yiyip son paslarda bir rakip hiç e düşmedi. Bak bu da çok önemli. Yani ikinci bölgeyi çabuk geçen eski adı kontratak şimdi geçişi oyun olan yeni cümleyle oyunda rakip hiç ofsete düşmemiş. Bu da Galatasaray'ın Okan Burun'u analiz etmesi gereken bir konu. Tabii basın mensuplarının sorduğunda kaç pozisyona girdi diye cevap veriyor. Eyvallah ama Okan grup akıllı bir adam. O yüzden ben Beşiktaş maçında El Spork maçının 11 ile çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Büyük sürpriz olur benim için çıkarsa. Peki Bence Beşiktaş'ın teknik direktörü de inşallah bu dizi işle ve bu oyuncularla çıkar diye düşünüyorum ben. Niye o maçı 11 ile mi? Hayır. Okan Burun El Spor maçındaki dizilişinin dizilişinde problemi yok. Oyuncu grubunun bu 11 ile çıkmasını Beşiktaş ister. Beşteş ister.